Efendim, Alpmoda TV ekranlarında gündem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Normalde cumartesi akşamları programımız yoktu ancak hafta içinden fırsat olmadığı için hafta sonu bir özel program tasarlamak istedik. Neden böyle bir şey istedik? Çünkü malumunuz ilk küvezde yaşanan bazı olaylar var. Çöp. Artık iş çöpten de çıkmış, çöp meselesinden de çıkmış, değişik boyutlara gelmiş. Ve bunun üzerine ilk özde esnaflarımız, halkımız dediler ki işte biz programa çıkmak istiyoruz, kendimizi ifade etmek istiyoruz. Aslında biz böyle bir şeyin olmasını buna kadar da istemiyorduk, bundan sonrasında da istemiyoruz ama bizim hafta içerisinde orada yapmış olduğumuz istihbaratı çalışmalarda olsun, gerek oradaki halkımızla, vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde artık iş çöp boyutundan çıkmış, nedense ne hikmetse yerel yönetimler ve bazı devlet daireleri üzerinden halkın ve esnafın üzerine baskılara dönmeye başlamış. Bu ne demektir? Siz çöpü isteseniz de istemeseniz de biz buraya koyacağız. Eğer itiraz edecekseniz bize açık açık söyleyin. Kim itiraz edecekse biz de onun sesini keselim diye bir hava var. Şimdi biz böyle bir şey inanamadık. Böyle bir şey olamaz dedik. Çünkü yaşadığınız yüzyıla bakıyorsunuz. Yaşadığınız yere bakıyorsunuz. Ordu'dasınız. Ünye'desiniz. İlköz'desiniz. Doğal olarak böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar bugün birçok yerde ayaklanır, isyanlar çıkarır. Yurt içinde, yurt dışında görüyorsunuz, ekranlarda da görüyorsunuz ama burada ne bir ayaklanma var, ne burada bir isyan var. Burada sadece bir protesto hakkı var. Nasıl ki bir insan çalıştığı yerdeki çalışma şartlarından memnun değilse ve doğal olarak grev hakkını kullanıyorsa, ki siz bu insanlara, grev hakkını kullanan insanlara baskı yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Grev hakkını kullanır, işine gitmez, oturur eylem yapar. Adeta bunun gibi düşünün. Aynı sorun İlköz'de var ve İlköz'de de bunun akabinde bazı baskıları görmüş oluyoruz. Bakıyorsunuz bir esnafın dükkanı kapatılıyor. Bakıyorsunuz herhangi bir esnafın dükkanına baskınlar yapılıyor, cezalar yazılıyor. Veya vatandaş memursa ona soruşturmalar başlatılıyor gibi bazı nedensiz ve gereksiz şeylerle karşılaştık. Ve bu akşam ben yanımda 4 tane konuğum var. Kimler bu konuklarım? Mehmet Yanık, Cezmi Yavuz, Yunus Karayiğit ve eski muhtarımız İsa Karayiğit. Şimdi bu arkadaşlar dediler ki ilk önce artık biz çöpten de artık isyan ettik, çöpten de vazgeçtik. Baskılar var denilmeye başladı. Ve biz ilk önceki son durumu, son pozisyonu sizlere taşımak için, sizlere göstermek için bu konuklarımızla beraber bu akşam yaklaşık yarım saatlik bir programımız olacak. Ve bu programı Alp Medya Ajansı üzerinden ve Moda TV üzerinden izleyebildiğiniz gibi Radyo Moda üzerinden de naklen dinleyebileceksiniz. Benim sizden ricam bu programı sosyal medya üzerinden takip ediyorsanız eğer buradan paylaşırsanız, daha çok kişiye ulaştırabilirseniz, paylaşımlar daha çok yaparsanız daha güzel olur kanısındayım. Ve ben direkt stüdyoma dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Mehmet Yanık'tan başlayalım. En yakın noktada Mehmet Yanık var yanımda. Bir oradan başlayacağız. Çünkü stüdyomuz biraz kalabalık bu akşam. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu an yukarıdaki durum nedir? Öncelikle tüm Moda FM dinleyicilerine, Moda FM ailesine bizi izlediği için, bizi tercih ettiler için teşekkür ediyorum. Ayrıca bayrağımıza yapılan alçak saldırı şiddetle kınıyorum. Ve yaylada nöbet tutan tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte esnafa baskılar konusunu söylediniz. İlk önce ben esnafım. 2012 yılından beri faaliyet göstermekteyim İlköz'de. Şimdiye kadar ne bir tane zabıta, ne bir tane işte belediyenin herhangi bir makam mevki gelip bize ne yapıyorsunuz diye sormadı. Bir günde dükkanıma iki defa zabıta geldi. Geldiler, hiçbir şey bulamadılar. Gittiler, yarım saat sonra talimatla tekrar geri geldiklerini düşünüyorum. Yine bir şey bulamadılar. Ertesi gün tekrar geldiler. Burada artık mesele çöpe açtı. Mesele artık esnafa şiddetli derecede saldırıya doğru gidiyor. Bizim benzin istasyonumuz var. Bir haftadır neredeyse kapalı. Vatandaş mağdur, esnaf mağdur. Artık çöpü bahane ederek sizin dediğiniz gibi ya bu çöpü kabulleneceksiniz ya bu çöpü kabulleneceksiniz olayına gidiyor iş. Ben şimdi hafta içerisinde sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. O kola şişeler dediğimiz 2,5 litrelik şişelerle insanlar araçlarına yakıtlar koyuyorlar. Bunun nedeni o zaman benzin istasyonu kapalı olması ve bildiğim kadarıyla ilk özdeki tek akaryakıt istasyonu. Kesinlikle. Ve bu insanlar ne yapıyor? Çay başından yakıt mı taşıyor? Çay başından, Ünye'den artık bir eşine, dostuna, arkadaşına rica ediyor. İşte bana gelirken benzin getir, mazot getir. Peki bu baskının olma sebebi ne? Bu baskının olma sebebi
İlk öze artık usulüne uygun ya da usulüne aykırı bir çöp tesisi yapıldı. Artık yetkililer diyor ki ya bu çöpü kabul edeceksiniz ya bu çöpü kabul edeceksiniz tavrına gidiyor. Şimdi bizim orada ben isim de söyleyeceğim. Sefa Bey. Tam yetkisini kurumunu bilmiyorum. Onunla ufak bir iletişimimiz olmuş çöp tesisinden ayaküstü. Ben ona bir soru sordum. Dedim ki kendisine Sefa Bey dedim siz dedim bu çöpün buraya ayrıştırılmış çöp olduğunu bana iddia ediyor musunuz dedim. Bana şu cümleyi kullandı. Dedi ki ben dedi bu çöpün de sana dedi buraya %98'inin ayrıştırılmış olarak getirdiğini iddia ediyorum dedi. %2'si de ayrıştırılmamış olabilir dedi. Ben de ona dedim ki bizi de bu kadar cahil görmeyin. Bana desen ki bu çöpün %2'si ayrıştırılmış ama %98'i ayrıştırılmamış dersen bizi önemsediğinizi düşünürüm. Ama bu şekilde konuşursan dedim ben seni hiç kaleye almam dedim kendisine. Bizim orada bu şekilde sivrilmelerimizden dolayı işte hakkımızı aramalarımızdan dolayı bizim üzerimize müthiş baskı var burada. 3 defa Karaoğlu ifadeye gittim. Biz burada terör propagandası yapmıyoruz. Biz burada işte ne bileyim DHKPC propagandası yapmıyoruz. Biz burada haklı isyanımızı, haklı sesimizi duyurmak istiyoruz. Peki siz esnaf olarak işlerinize sahip çıkmak için bu sefer sizin yapmanız gereken sesini çıkarmayacaksınız. Evet. Gelin çöpü gerekirse benim dükkanımın önüne de koyun diyeceksiniz. Bunu mu bekliyorlar sizden? Bunu bekliyorlar ama bizi kimse ekmeğimizle, işimizle aşırı tehdit etmesinler. Benim bulunduğum dükkan bana babamdan miras kalmadı. Ben çalıştım, çabaladım. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Bir yerlere de geldiğimi düşünüyorum. Bizi kimse ekmeğimizle, işimizle aşırı tehdit etmesinler. Siz bilirsiniz bilmiyorum. Bizim orada hey derler. Evet. Alırım heyi sırtıma, inerim bahçene. Bir hey pancar alırım. Derim ki hanımıma bunun yarısıyla sarma yap, yarısıyla da helle yap, çoluğumuz çocuğumuz aç kalmasın derim ama çöp konusunda gene de boyun eğmeyeceğim. O çöp oradan ya kalkacak ya kalkacak. Biz iyileştirme istemiyoruz. Biz iyileştirme yapılacaksa bizim orada yeşilliğimiz geri verilsin, doğamız geri verilsin, içme sularımız geri verilsin, oksijenimiz geri verilsin. Ama biz kesinlikle çöp istemiyoruz. Çöpe kesinlikle karşıyız. Zaten çöpe karşı olduğumuz için bize bu baskı. Ha biz desek ki tamam kardeşim çöp gelsin dökülsün. Belki bizi ödüllendirecekler. Biz ödül de almak istemiyoruz. Biz orada kahraman da olmak istemiyoruz. Biz sadece çöp istemiyoruz. Bizim kahramanlıkla ya da primle, rantla işimiz yok. Şimdi rant meselesine birazdan yine gireceğim. Ben İsa Muhtarım'a dönmek istiyorum. İsa Karayet bir önceki dönemde muhtarlık yapmış bir abimiz. Ve İlköz'ü ve çevresini yaş itibariyle hepinizden daha iyi bilen bir abimiz. Evet. Ben şimdi ona dönmek istiyorum ama onun öncesinde yorumlar da var. Şu an ciddi derecede izlenme de var. Ben buradan bizi izleyenlere, yorum atanlara çok teşekkür ediyorum. Yorumlara göz gezdiriyorum. Hepsini okuma şansım yok ama ortak yorum şu çöp istemiyoruz şeklinde ve şu an orada bulunup da bize yorum atan arkadaşlarımız da var. Şu an oradaki kokuyu da bize izah etmeye çalışıyorlar. İmkan olsa da o görüntüyle o kokuyu aktarabilmiş olsak buradan ama merak edenler varsa İlköz dışından bunu merak edenler varsa oraya gidip bir bakmalarında fayda var. Kimler gitti peki oraya? Bazı siyasiler gitti. İktidar Partisi'nden sadece Metin Gündoğdu Bey gitti milletvekili olarak ve onun akabinde de Sayın Hilmi Güler Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler Bey oraya gitti. Ansızın bir gezi oldu bildiğimiz kadarıyla. Ben öncelikle İsa Muhtarım'a şunu sormak istiyorum. Hilmi Bey oraya geldi. Orada bir takım incelemelerde bulundu. Nasıl karşılandı ve orada neler söyledi? Ben öncelikle Moda FM ailesine bu yayını bize ayırdığı için teşekkür ediyorum. Sadece Hilmi Güler değil. Oraya gelen emniyet güçleri, birim amirleri, yöneticiler, partili partisi milletvekilleri ve kamudan kim gelirse gelsin, orada şöyle bir algı yok zaten. Burada saldıracaklar, yuhlayacaklar. Oraya kim geliyorsa bizim sobanın üzerindeki o kara demlikteki çayımızdan bir bardak helal hoş olsun veriyoruz. Ve alkışlarla karşılıyoruz. Şimdi Hilmi Bey de dahil buna, Metin Bey de dahil, işte Cemal Engiyurt da dahil. İşte İyi Parti Sayın Milletvekilimiz Yavuz Ağralıoğlu dahil. Sağ olsun kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Mustafa Bey, Mustafa adı güzel de. Biz hepsini aynı özveriyle, aynı alkışla karşıladık. İşte gelen oraya şunu diyor.
Hilmi Bey de dahil buna. Siz haklısınız. Ya kardeşim, biz sizden bizim haklı olduğumuzu teyit etmesini istemiyoruz ki. Biz sizden çözüm bulmanızı bekliyoruz. Tamam, biz haklıyız zaten. Biz, sizin bunu bize söylemenize gerek yok ki. Bizim orada, biz hak taranıyoruz artık orada. Bizim elimizden orada suyumuz alındı. Temiz içme suyumuz alındı. Bizim elimizden oradan temiz oksijenimizi aldı. Bizim orada derideki kızıl benekli alabalıklar gitti, öldü. Artık tilkiler ölmeye başlamış. Dün çocuklar bulmuş bir tane tilki ölmüş. Yani işte Mustafa Bey'in o suyun resmini mutlaka görmüşsünüzdür. Onu özellikle baktım zaten. Evet. Gerçekten yani şimdi bizim sesimizi artık bu çöp olayı değil. Ya burada bir hak gaspı var. Bizim temiz suyumuz gasp edilmiş. Yani biz bunu hak etmiyoruz ki. Şimdi yani aynı sorunuza geleyim. Biz Hilmi Bey'i de aynı alkışlarla karşıladık. Sağ olsunlar, çayımızı da içti orada. Kendi alana da girdi. Yanılabilirim belki ama çok okumuşluğum da yok. Eğitim düzeyim de çok yok ama Hilmi Bey'in ben vücut dilini orada eyvah dediğini hissettim. Biz bunu nasıl yaparız buraya dediğini hissettim. Yani vücut dili onu söyledi. Çünkü Hilmi Güler Bey insan kaynaklı, insan odaklı, insan yaşamını daha nasıl kolaylaştırırım anlamındaki projelerin adamı. Hilmi Bey Putin'e gol atmış adam. Yani Hilmi Bey'in geçmişini okuyoruz biz. Hilmi Bey bizim gurur duyulacak bir belediye başkanımız. Yani bir proje adamı, insan kaynağı. Ama ben olaya Hilmi Bey'in olaya belli bir çevre tarafından. Ama bu çevreyi dışarıdan aramalarına gerek yok. Belirli bir çevre dolayından tarafından Hilmi Bey'in abluki alındığını, burada olayın dört dörtlük Hilmi Bey burayı bilmesin, duymasın, kapalı kubutlar ardında Hilmi Bey'e burayı iyi bir tesis gibi gösteriyorlar. Ben buna inanıyorum. O çöp alanında, çöp dökülen yerin etrafında birebir bildiğim benim tam 19 tane su kaynağı var. 50 metre sağında, 100 metre solunda, işte 200 metre gerisinde 19 tane su kaynağı var. Bu pınarların adı var tek tek. Kepçeli pınarı, işte bilmem ne pınarı, hep adı var bunların. Dereleri geçtik. Çöpün olduğu alanda 19 tane zaten su kaynağı var. Şimdi ben şuradan şunu demeyi istiyorum. Yani çok herhalde söz hakkım var mı bilmiyorum arkadaşlar, aklına girmiyor. Şimdi bazen gerek internette gerek medyada bize belgeler göstermeye çalışıyorlar. Yani belgeler. Ya kardeşim, insana sormazlar mı? Siz bir ordu valisinin göz önünde bir ilin emniyet müdürüne korumalarıyla saldıran bir adamın yasaları doğru uyguladığını mı bana diktet mi çalışıyorsunuz? Eğer o adam yasaları doğru uyguladıysa neden görevden aldın? Siz bana görevini yapmadığı için ya da kötüye kullandığı için, orayı ben bilemem, görevden almış bir adamın yazan kanunları doğru uyguladığından bahsediyorsunuz. Daire müdürleri için diyorum bunu. Eğer bu adam zaten yasaya uysaydı, görevden alınmazdı zaten. Yoksa niye alınsın görevden? Ben orada ki çöpün bir insanı, yani işin teknik yönünü, şey yönünü bırak. Bir insanın, insan vicdanının o zulmü, orada yaşayan 60 bin insan var Yunus Bey. 60 bin insanın var yazın orada yaşayan. Ve işin ilginç tarafı, bu 60 bin nüfusa belediyenin belki de 10 binle temiz su erişimi var. Anlatabildim mi? Geri kalanı oradaki sulardan kaynaklı. Ya bunu içemiyoruz bakın. Şimdi bir de en çok şuna bahsetmek istiyorum. Şimdi Ülküöz yolun üzerinde olduğu için gelen eylemi Ülküöz mi başlattı? Hayır arkadaş. Orada yoğunluktan var ya yüzlerce kişi. Devecik'ten var yüzlerce kişi.
Köklük'ten var, Çaybaşı'ndan var, Eğriberi'den var, Akbaba'dan var. Göksu zaten orada. Kapılısından var, Akkuş Kurt Boğazı'ndan var, insanlar orada. Ve her siyasi partiden de var gibi. Evet, hayır, hayır, hayır. AK Parti dışında doğru adam yok. AK Parti'ye oy vermiş adam dışında o alanda bana 10 kişi bulsunlar. Onların işte illerga örgüt, birileri Fransa ediyor. Ya bugün kesebilirsiniz eğer arkadaşlara söz verecekseniz. Yok yok. Bugün yine alandaydım ben. Biz eyleme zaten ülkeyiz olarak sonradan gittik. Eylemi ilk baştan değiliz ki biz zaten. Geliyorlar şimdi çözüm. Çözüm ne? Halkı sağdan çekin. Ya kardeşim, zaten benim o kadar gücüm olsa ben muhtar olurum ya. Ben belediye başkanı olurum. Benim bir lafımdan hadi halkı çek, halk gel. Böyle gücüm olsa ben orada niye kullanayım bu gücümü? Orada 60 yaşında, 80 yaşında kalp hastası, kalbine ameliyat olmuş, şeker hastası, bir yaşlı insanlar var. Gece gündüz bekliyor. O insanlara birilerinin çıkıp da eyleme devam et ya da eylemden çekil deme şansı yok. Dediğim gibi ülküöz, hep eylemin ülküöz odaklı görülmesi bizi derinden üzüyor. Yani orada deveci ikizcenin suyu kirleniyor. Burada Çaybaşı'nın suyu kirleniyor. Burada Ünye'nin, yemin ediyorum ben, bu eylem orada bitsin. Bugün bitsin o eylem orada. İnanın 2 ay sonra Ünye başlar bu eyleme. Çünkü artık bizim Cülü Deresi, yani buradan da Ünye'den izleyenler varsa söylüyorum. Eğer yolu düşen gitsin Cülü Deresi'nin suyunu koklasın. Su laboratuvara falan gitmeye gerek yok. Onun için eylemin sadece ülküöz odaklı olarak görülmesi insanı çok üzüyor. Yani eylem ülküöz odaklı değil bir defa. Yani buradan Devecik'ten yüzlerce kişi, yoğunluktan yüzlerce kişi var. Kurtboğaz'dan yüzlerce kişi var. Yani ama ne hikmetse tüm eylemin sorumluluğu ülküözdeki 35-40 kişinin içinde. Adam adama markaş. Taciz. Yani ya ben sürekli trafik arabalarını görmekten sürekli tabii görürsün bizler. Orada hiçbir kamu aracına, kamu insanına hiçbir zarar verilmedi. Hiçbir tacizli dahi bulunmadı. Peki o eyleme oraya katılan, işte diyorsunuz ki Devecik'ten ne var? Evet. Evet, var. Evet. Çünkü köy olarak onlar da yakın oldukları için, evet. Su kaynaktan onlar da yakın oldukları için onlar da geliyorlar. Evet. Peki onlarda da aynı şekilde baskı var mı? İşte atıyorum bir Devecik'te de illaki bakkal vardır, kahve vardır. Oradaki insanlarda da halkta veya esnafta bir baskı var ya mı? Şimdi, sadece bu ilk ve şehir merkezinde mi geçerli? Onlarda da var. Yani şimdi çok kanıtlayamayacağım için söylemek istemiyorum. Ama milletvekili, bir muhalefet milletvekilinin geldiği hafta bir muhtar arkadaşım, ismini falan da vermiyorum, nere olduğunu da söylemiyorum. Abi mümkün değil, gelemem. Telefon geldi, mührünü alırım diye. O aynı baskıları onlar da görüyorlar. Şimdi ülköze bu kadar baskı uygulamaların sebebi, Yunus Bey, ülköze bu kadar baskı uygulamaların sebebi eylemin ülközden finanse edildiğini varsayarak oraya gidiyorlar. Eğer doğru noktada buluşabilsek, doğru noktada herkes doğru olayı yüzeysel olarak amaçsız aramadan oradaki insanlarla gidip direkt konuşsa eylemi kimin organize ettiğini bilirler zaten. Ben de inandım artık. Ya acaba dedim hakikaten buradaki eylemi biri mi finanse ediyor ya diye ben de artık inanmaya başladım. Finanse derken şunu mu kastediyorlar size? Atıyorum bugün orada atıyorum 20 kişi nöbet tutuyor. Evet. Ya yarın 30 kişi geldi nöbet, evet, tutuyor. Bu gelen insanlara para mı veriliyor? Yani yok şimdi, onu duymadım. Burada, onu yani, şöyle şimdi. Şunu yapıyor yani orada. Oradaki şey nedir yani? Oradaki ilköz merkezdeki durumu iyi olan esnaf hadi gelin orada durun diye para mı veriyorlar? Yok, hayır öyle bir iddia yok. İşte orada biz odun bulamıyoruz, çok odun var ama orada biz ısınmak için lastik yakıyoruz.
Ben en bir basit örnek vereyim ben size. Bugün karakolda arkadaşımız bir saatten fazla şey verdi. Lastiği sen mi götürdün oraya? Eski lastik bu, araba lastiği. İşte buradaki insanların yemeğini içmesin ki ya kardeşim ben bugün inanır oldum artık. Bugün ben oradaki eylem çadırına gittim. Gözlerinden yaş geldi Yunus Bey. Fasulye turşusunu bilirsiniz. Evet. Teyzemizin bir tanesi bir bidon turşu getirmiş oraya. Fasulye turşusu. Duvarda aslı tarhana getirmiş. Kışlık yiyeceği tarhanası getirmiş. Hatta şaka da yaptım. Ben dedim örgütü buldum. İşte yargılayacaksanız işte bu turşuyu getirin Ayşe teyzeyi yargılayın. İnsan utanır, sıkılır bu soruları sormaya. Şimdi finanse denildiği zaman da şunun olması lazım bana göre. Atıyorum eğer burada bir eylem varsa 20 kişi 30 kişi bu eyleme geliyorsa gönüllü olarak gelmiyorsa bu insanlar ben ne yapacağım? Şehir merkezindeki 3-5 kişi kendi arasında para toplayacak. Diyecek ki işte İsa Karayet gel kardeşim al şu parayı günlük sana 100 lira burada eyleme katıl. Yok onu duymadım. Orada duran insanın zaten normal şartlarda yemek ihtiyacı var. Bunu evet, ona alışıyorlar. Ona alışıyorlar şu anda. Evinden getirir. Evet. Ya, evinden getiremeyeceği ne vardır? Atıyorum suyu, işte damacanayla alması lazım atıyorum marketten. Evet. İşte ekmeğini, yanındaki helvasını, zeytinini, imalatını yapamayacağına göre bu sefer esnaf ilk küvez halkına şunu mu diyecek yani? Sen bunu aldın nereye gidiyorsun işte? Onu sormak zorundayız. Yok suya evet, gidiyorum. Evet. Aman sana bir şey yok. Ha onu evet yani onu sormak. İş oraya geldi evet. Sen resmen hani finanse et magazinlerinde evet. Filmde düşünmüş olacaklar bu sefer. Vatandaş evini aldı. 5 ekmeğin ikisini yaylaya götürüyor. 5 kilo pirincin 2 kilosunu yaylaya götürüyor şu anda. Evini aldı 2 paket çayın 1 paketini yaylaya götürüyor şu anda. Bizi finanse eden hiçbir kimse yok. Herkes kendi kendini finanse ediyor. Herkes kendi cebinden yani. Alıyor. Bu akşam kesinlikle. Yiyecek. Kesinlikle. Nasıl ki hani fındık zamanı yemeyeci olduğunuz zamanlar yaparsınız. Herkes yemeğini kendisi götürür. Kimisi turşu kavurması aynen götürür. Aynen öyle. Kimisi pirinç pilavı götürür. Herkes kendi evinden götürür. Evet. Aynı şekilde orada bir imece usulü var gördüğümüz gibi. Evet evet aynen. Evet aynen. Evet. Yemeğini götürüyor. Evet. Şimdi finansı olayı yok biz galiba. Orada bir ekmeğimizi bile oradaki askerlerle paylaşıyoruz. Oradaki nöbetle, memurlarla. Oradaki içimizdeki istihbaratlarla paylaşıyoruz. Düşünüyorum. Yani eğer bizim bunlar gerçekten bizim bunu fena ettiğimizi düşünüyorsalar sonuçta bunlar istihbarat. Bilgi toplamada senden benden daha fazlalar. Doğru mudur? Kesinlikle. Tamam toplasınlar istihbari bilgilerini. Desin ki kardeşim finans ediyor. İsmini atacağım. Alın belgesi. Alın işte evrakları. Cevap yani bizi o zaman yalan durumda düşürsünler. Desinler bizim finansörümüz bu desinler bize. Ya finanse dediğindiği zaman böyle bir iddiada bulunulduğu zaman da yok finanse parasal olarak iddiaya gidiyor mu yani yok lazım. Hayır şimdi eğer parasal değilse normal olarak siz şimdi ilk özdesiniz akaryakıtınızı illaki o benzin istasyonuna evet. Almak zorundasınız. Niye ilk özdesiniz çünkü yakıt almak için de ünlüye gelme şansınız yok. Evet. Ve işte market alışverişinizi fırın alışverişinizi illaki ilk özdesinde yapacaksınız. Burada galiba yanlış yönlendirme var. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı oluşacak gibi görünüyor. Peki şu da var. Şimdi ben Yunus kardeşime dönmek istiyorum buradan. Sayın Mustafa Adıgüzel'in bir önergesi oluştu. Evet abi meclise verdi. Meclisteki önergelerden bir tanesi benim dikkatimizi çekti. 8. madde. Burada diyor ki işte buraya çöp taşıyan araçlar. Bunların araştırılmasını istiyoruz. Bu araçların çoğunluk sahibi AK Parti iç yönetiminde olanlar, işte belediye meclis üyesi olanlar, ileri gelenler. Hani burada bir rant olayı var mı? Mustafa Adıgüzel burada iktidar değil de muhalefet partisinin olduğu için muhalefetlik mi yapıyor? Yoksa böyle bir rant olayı var mı acaba? Siz nasıl görüyorsunuz? Abi ben bunu siyasi boyutlarını bilemem. Yani bir istihbaratım yok. Bu sorun AK Parti kendi içinde halletmesi gereken bir sorun. Daire başkanları bunları araştırabilir. AK Parti'nin genel milletvekilleri bunları araştırabilir. Böyle bir iddia konuşuldu. Konuşulduğu gün Metin Gündoğdu Bey Efendi halkla konuşma yaparken ben bu iddiayı gördüğüm için bu önergeyi ben direktmen Metin Gündoğdu Bey'e bunu sordum. O arada bir hareketlilik oldu orada.
ve o konu orada konuşulmadan kapandı. Ya ben bunun muhatabı ben değilim, bilemem. Böyle bir şey varsa acaba diyorum kendi işlerinde olay çok dağılmadan, etrafa duyulmadan kapatmaya mı çalışıyorlar? Ben burada sadece düşündüğüm bir nokta daha var abi, onu da söyleyeceğim. Ben burada Hilmi Bey'in gerçekten insancıl, iyi niyetli, vicdanlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama Hilmi Bey'in yanındaki daire başkanları veya orduyu yöneten kişiler diyeyim. Hilmi Bey'in bu iyi niyetini suistimal ettiğini de düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü orduya yapılan projeler genel olarak baktığımız zaman Hilmi Bey'in aleyhine olmaya başladı. Ve böyle de bir sorun var yani şu olarak. Bu gözle görülüyor mesela. Ben burada aklıma takılan iki tane soru var. Ben sana bunu sorayım abi. Benden çıksın. Sorumun bir tanesi şu abi. Buradaki tesis %100 tamamlandı mı? Birinci sorum bu abi. Bunu tabii siz muhatabı değilsiniz. İkinci sorum, eğer bu tesis %100 tamamlandıysa bunun olur belgesini kim verdi? Şimdi oraya gelen arkadaşlarla biz yani siyasi arkadaşlarla biz sohbet ediyoruz ya, vekillere soruyoruz. Vekillerin içeriden aldığı bilgi oradaki çöp tesisinin %96 içerideki prosedür dışı olayların olduğu, sadece prosedüre uygun yapılan tek işin giriş kapısı olduğunu söylüyorlar abi, dalga geçer gibi. Ya çok prosedüre uygun geri kalanla. Evet, içerideki bir ara uyduracağız mı, öyle bir hava mı var? Öyle bir hava yok. İçerideki yapılan bütün işler prosedür, yani chat raporuna göre uygun değil. Kafasına gelen, yani Kürt çalmış, cingan oynamış derler abi. O şekilde bir görüntü var içeride. Ya gerçekten işler acısı, durumumuz var yani. Bu... Ben senin bu sorunu, bizim bir sözümüz vardır ya, kızım sana söylüyorum. Gelinim sen işit. Sen bana söylemiş ol, dışarıdakiler de işitmiş olsun. Bu işin başında olanlar, bu işin chat raporu ne ölçüde tamamlanmıştır, ne ölçüde prosedürleri bitmiştir. %100 hazır bir tesis midir? Bu konuda inan hiçbir açıklama yok zaten. Biz şimdi Hilmi Bey'den bir açıklama bekliyorduk. Hani oraya gelmişken bir açıklama bekliyorduk, bir açıklama gelmedi. Hilmi Bey oraya gelirken hiçbir bilgilendirilme de yapılmadı. Ne ordu, ne FAS'a, ne Ünye medyasına hiçbir bilgilendirilme de yapılmadı. Bir anda ansızın gelinen bir ziyaretti. Ben şimdi bu ziyaretle ilgili bir de şunu da sormak istiyorum. Yaşın itibariyle sormak istiyorum. Evet abi. Şimdi biz yaklaşık 1,5-2 aydır şunları duyuyoruz. İşte halkı galeyana getirme. Esnafa baskı yapılırken hem finanse yaptığı için, finanse ettiği için hem de halkı galeyana getirdiği için. Çünkü bizim bir program kurumumuz bir türlü programa çıkamadı. Çünkü yukarıdan resmi eller tarafından şu söylendi. Halkı galeyana getiriyorsunuz, böyle bir programa çıkmayın denildi. Halkı galeyana kim getirir ve halk galeyana nasıl gelir? Atıyorum İsa Muhtarım galeyana gelmez. Niye? Yaş itibariyle olgun bir yaştadır, muhtarlık yapmıştır, görmüş geçirmiş bir insandır, galeyana gelmez. Kim galeyana gelebilir? Senin gibi genç bir arkadaşım galeyana gelebilir. Ben seni gaza getiririm, galeyana getiririm, esirlersin. Veya çok cahil bir insansındır, işte 70-80 yaşındasındır, hani lafın gideceği yeri bilmezsin, galeyana gelebilirsin. Hilmi Bey'in geldiğinde, evet abi, gençlerden, özellikle gençlerden ve belli bir yaşın üzerindeki bayanlardan böyle bir tepki oluştu mu? Hilmi Bey'e işte bir hakaret, şimdi, yuvalamaydı veya işte nasıl buraya gelirsiniz gibi bir tepki oluştu mu? Eğer oluştuysa söylem doğru şimdi, o zaman galeyana geldiniz mi? Bak şimdi abi, şurada bir tane yorum gözüme takıldı. İlköz Gündem. Sesleniyorum şimdi. Burada Mehmet Yanık arkadaşımızın halkı provokete edip bayanları yuh çektirdiğini iddia ediyor arkadaş. Açıklayamazsan namettir. O kadar açık ve söylüyorum. Açıklayamazsan namersin. Orada Hilmi Bey'i kendi adamlarından başka provokete eden yoktu. Halk zaten çaresiz, çözüm bekliyor. Orada provokete eden bir durum görmedim. Gözüme takıldı. Şimdi orada yorum okudum ve üzüldüm. Bizim işte halka galeyana getiren arkadaşlar bu kişilerdir. Peki böyle bir durum yok. İlköz Gündem'de. Şimdi İsa Muhtar çok güzel galeyana getiriyor. Videonuzu izleyin anlarsınız nasıl laf ettiğini demiş mesela İlköz Gündem. Şimdi burada bir kopukluk mu var? Şimdi abi şurada... Niye böyle bir şey yaşanıyor? Bak şurada şöyle bir abi buradan cevap veririm de tam yeri değil. Yani İsa
insana nasıl cevap vereceğini çok iyi bilir. O ilk öz gündem. Adamsa ismiyle yazsın. Kim olduğunu bilelim. Adamsa. Evet. Adamsa. Lafınızı kesiyorum. Adamsa. Benim buradan çağırım ilk öz gündeme. Eğer adamsan muhtarımızın da dediği gibi isminle yaz. He. Seni dikkate alalım. Öbür türlü seni dikkate almıyoruz. Vasıfsızsın. Sen çünkü provokatör sensin. Buradan sana sesleniyorum. Hilmi Bey'e şeye gelelim. Bir canlı yayınımız varmış galiba. Kim var canlı yayında? Şenel Bey var. Bağlayalım. Evet Şenel Bey geçen programda yine bizlerle birlikteydi. Şenel abicim hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, oradaki kardeşlerime, abilerime, arkadaşlarıma saygı dolu selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler, Şenel Bey'le şu an canlı olarak görüntülü canlı bağlantıdayız. Kendisi şu an bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla İlköz'de galiba. Şenel Bey şu an oradaki durum nedir? Öncelikle sizden hava soğukluk derecesini istiyorum. Soğukluk durumunu istiyorum. Ve şu an nöbette duranlar var mı orada? Yunus Bey, ben Ankara'dayım. Davayla ilgili olan avukatımla görüşmek için Ankara'ya geldim. Ve döneceğim. Son kelimem, orada canlı yayındayken son kelimem yanlış anlaşılmıştı. Bu çöp buradan asla kalkmaz. Fikirlerim var diye bir kelime kullanmıştım. Bu yanlış anlaşıldı. Bunu düzeltmek isterim. Bu halkın bu birlikteliği olduğu sürece bu çöp de buradan kalkacak. Oraya çiçekler ekilecek. Çöp yerine çiçekler kokacak. Bundan eminim. Bu bir. Oradaki kardeşlerimin mücadelesinin sonuna kadar katılıyorum, bu iki. Helal olsun Metin Gündoğdu'ya. Oraya gene birine çıktı, televizyona bir şov yaptı. Oraya kadına. Düzeltiyorum. Onu yaptı, oraya geldi. Televizyonda ayrı konuştu. Ama orada ayrı farklı konuştu. Bu millet bunun hiçbirisini unutmaz Yunus Bey. İlkivez gündemin mesajlarını okuyorum. Sayın muhtarımız İsa ve oradaki kardeşlerim dik duruşludur. Onlar gibi saman altından su yürütmezler. Yani o bölgeyi satmazlar. O ilkivez gündem kimse Mertçe ismini kullansın, oradaki kardeşlerimize dil uzatmasınlar. Biz haklı davamızda hak şu an ilerliyoruz. İnşallah bundan sonuç alacağız. O kardeşlerim, o abilerim hiç müteessir olmaz. Ben avukatımla tekrar görüşüp onların aralarına tekrar Allah izin verirse bu davayı İnşallah kazanacağız. Saygılar sunuyorum. Siz şu an Ankara'dasınız. Adli boyutta araştırmaya çalışıyorsunuz bunu. Mahkeme sürecim var. Onu da kısaca alalım sizden. Tekrar stüdyoya dönmek istiyorum. Yunus Bey, elimde dosyalarla gelmiştim oraya, o stüdyoya ben. Eksik iki tane, eksik demeyeyim de bana kafamı karıştıran bir iki nokta var. Onları da temin edip davamızda onları dört dörtlük tamamlayıp geleceğim. Sizden bir ricam var. Büyükşehir'in hangi memuru olursa olsun, hangi daire başkanı olursa olsun, sizin stüdyonuzda, sizin karşınızda onlarla bu proje üzerinde her boyutunu konuşmaya oradaki kardeşlerim gibi ben de hazırım. Sizden buradan gelsinler. Haklıysalar bizim gibi gelsinler, orada bunu tartışalım. Haksız oldukları davada bu millete işkence etmesinler. Bu millete yaptıklarının hesabını bu dünyada vermeyeceklerse ahirette Allah'ın izniyle verecekler. Saygılar sunuyorum, kardeşlerimin hakkına teşebbüs etmiş olmayayım. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlarım. Hilmi Bey sağ olsun. Bize gelirken iki kutu çikolata. Hayırlı akşamlar olsun. Finanse etti o zaman sizi. İki kutu çikolata. Eğer bir esnaf İlköz'den buraya ne bileyim bir kilo şeker, bir çay vermişse Hilmi Bey de o zaman bizi şey yaptı.
finanse etti. Peki bu baskılar size açık konuşmak istiyorum. Kaymakamlık tarafından gelen baskılar mı yoksa belediye tarafından gelen baskılar mı? Bunu ya şimdi onu Cezmi Bey açıklasın. Baskı derken yani benim şahsi olarak gördüğüm ben baskı sadece bir defa mahkemeye karakola çağrıldı ifade vermeye. Onun dışında ben yani bana bir yapılan bir şey yok. Baskı yok. Ha geldi görüştük ama bunu baskı olarak algılamamak lazım. Yani benim ama ben sadece bir kere karakolda. Siz esnaf değilsiniz. Normal vatandaş evet, olarak evet, bir kere karakola evet, ifadeye çağrıldınız. Evet. Peki Cezmi. Esnafın üzerinde bir baskı var. Evet. Bu baskı kaymakamlık tarafından yapılan bir baskı mı yoksa belediye tarafından yapılan bir baskı mı? Öncelikle Moda TV ailesine, Alp TV ailesine teşekkür ediyorum bizlere yayına katıldığınız için. Şimdi Yunus Bey, burada böyle bir algı oluşuyor ki yani her gün, hemen hemen her gün Göksu'dan ve ülkeye çevre köylerden 5 kişi, 7 kişi, 10 kişi karakola geliyor. Ve bize söylenen bu kaymakamlık tarafından gelen ihbar üzerine işte kim öne çıkmış oradaki kamera kayıtları işte telefonla çeken şahıslar jandarma ya bununla ilgili birçok arkadaşımız ifade için karakola geldi. Ve oradaki 70 yaşındaki teyzemiz de karakola geliyor. Ya bu insanın günahı ne ya? Bu insanların suçu ne? Yani tek şuradaki çöpü oradaki vatandaş, oradaki halk kaldırmasını istiyor. Bak 27. günde, 27. günde o vatandaş eksi 20, 15, 20 derece soğukta bekliyor ya. Oradaki annelere, oradaki babalara, oradaki teyzelere yazık günah değil mi? Ya bu insanlar affedersin doğudan, batıdan gelmedi ya. Bu insanlar Karadeniz insanı. Bu insanlar devletine, milletine, bayrağını seven insanlar. Yunus Bey, yani provokatör etmekle, yani kimse kusura bakmasın elde edeceği bir şey yok. Burada insanlar, yani aklıma şu geliyor. Tamam biz ordunun Perşembe'nin Ünye'nin çöpü kalksın. Bizim ya şu düşündürücü bir olay değil mi Yunus Bey? Bakın. Şimdi Ünye'de, Ordu'da, Perşembe'de çöpünü kaldırdı. Yani Ordu'ya göre şuradaki depolama alanı, çöp tesisi Ordu Büyükşehir'de düzenli depolama diye de gözüküyor. Sistemde. Hatta giriş kapısında vardır. İlçüyes, Kepçelipınar yaylasında düzenli depolama sahası diye geçiyor bu. Ya bunun neresi düzenleme depolama sahası ya? Bunun içerisinde sadece yani 5 aydır Ordu'nun 22 belediyenin çöpü vahşice Kepçelipınar yaylasına dökülmüş. İçerisinde sadece bir iş makinesi o çöpleri ayrıştırmak için sağa sola dağıtmak için sadece içerisinde bir tane görevli var. O da o kamyonları oradaki kamyona geçişine izin veren bir tane görevli var. Ve akabinde gelelim. Bu da daha yeni açılan Ünye Cevizdere'deki düzenli depolama çöp tesisi. Şimdi ikisini bir noktaya koyduğumuz zaman şu şekilde koyduğumuz zaman yani kamuoyunun vicdanında hangisi depolama sahası? Vahşi depolama. Hangisi daha düzenli? Hangisi daha düzenli? Yani vatandaş şunu istiyor. Biz 5 aydır sesini çıkartmadı bu vatandaş. Ülkeyizli insanlar, çevre köylerden gelen işte pazartesi ülkeyizin pazarı o kamyonlarla sokaktan geçen 3 tane 4 tane tırın o insana yararak ve çöp sularının sokağa o caddeye aktığını gördük Yunus Bey. Trafiğin tıkandığını gördük. Ve biz sessiz kaldık. Ve bir şey deme şansım yok. Ta ki nereye kadar? Derin. Bu şu görüntüdeki depolama orayı zudalanmış çöp ta ki içme su kaynaklarımıza zarar verdiğine kadar. Baktı bu halk yani bu halk ne yaptı Yunus Bey? Şunu izah etmeye çalışıyorum. Çöp suları
su kaynaklarımıza zarar verene kadar. Bakın orası 360 derece rüzgar alan bir bölge. Deprem alan bir bölge. Etrafında İsa Bey'in dediği gibi binlerce su kaynağı var. Ve bakın rüzgarın atılmış olduğu, savurmuş olduğu o çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplanıyor. Artı bir yandan onlar topluyor, bir yandan rüzgar atıyor. Evet, evet. Bu da bak örneğe buradaki köpüklü su abi. Köpüklü su. Evet. Ya arkadaş, biz kendi doğamızı niye kirletiyoruz Yunus Bey ya? Şimdi Yunus Bey. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani şunu ima etmeye çalışıyorum. 21. yüzyılda çalışıyoruz, yaşıyoruz. Biz doğamızı sahip çıkacak yere, bakın buradaki İstanbul'daki il ve ilçe dışındaki insanlar şehir hayatından bıkmış, köylerine geliyor. Niçin? Yani o İstanbul'un tozunu toprağını, kaldırımını çiğnemiş insanlar, oranın pis suyu, pis havasından rahatsız olmuş köyüne gelmiş. Ve o çöpün etrafında 200 metre civarında insanlarımız yaşıyor. Yunus Bey. Ve orada bir baraka yapıp, bir ahır yapıp, iki tane inek, affedersin inek yapıyor. Bir tane de boğa yetiştiriyor. Tavuklarını, tavuk, koyun, keçi. Bununla ilgili şey yapmaya çalışıyor. Yani yaşantısını yaşamaya çalışıyor. Ya sen bu insanların oradaki yaşam alanını kısıtlıyorsun ya. Bakın doğamız kirlendi. Şu güzel doğanın şeysine bak. Bu evet. Bizim şelalelerimiz. Akan şelalelerimiz. Bu da şelalelerimiz. Test tutmayacağız mı abi? Evet, bu da şelale. Bu da bak. Bu da şelalemiz. Ya sen bu doğayı yani bir şirket zengin olacak diyene oradaki 50-60 bin insanın huzurunu boz. Gereksiz. Sağlığını tehdit ediyoruz. Ha, bir ya şey biz 22 ordunun 22 ilçesiyle beraber biz falancı ilçeyi, fistancı ilçeyi yapısız demiyoruz. Biz buradaki çöp tesisinin yani en ucra yerlere yapılabilir. Yani tutmuşsun bir depeye çöp tesisi yapıyorsun. Hemen akabinde de ileride bir kilometre ileride de gölet projesi var. Hala da duruyor bu gölet projesi. Yani yazık günah. Yani buradaki ben bir an önce buradan yetkililere sesleniyorum. Gerçekten burada bir katliam var. Burada bir yanlış uygulayan, bizi yanlış yöneten insanları seslenmek istiyorum. Bir an önce bu çöp depolama tesisinin Ülküves Kepçelipınar'dan kaldırılmasını istiyoruz. Abi, yani bunu bir şey diyebilirim. Yunus arkadaşıma da söz veririm. Ondan sonra bir VTR var. Onu yayınlayacağım. Abi ben şimdi buradan devlet yetkililerine bir şey söyleyeyim, hatırlatmak istiyorum. Dün mü öbürsü gün mü tam hatırlayamadım. Ordunun bütün okullarında ilaçlama vardı. Dezenfekte çalışması. Takip ediyoruz. İnternet çağındayız. Dünya küçüldü. Her şeyden haberimiz var yani. Cahil insan kalmadı. Cahil insan okumayan insandır. Onu söyleyeyim. Duymayın okuyun. Şunu demek istiyorum. Ordu valiliği veya belediyesi bütün okullarda mikroplar kırılsın diye dezenfekte yaptı. Ama çay başını insanın mikropla yaşamaya mahkum etti. Bu gerçekten üzücü bir durum yani bizler için. Bir yerde bütün temizlik yapıyorsun, bir yerde de çöpün içine atıyorsun. Evet. Evet, çaybaşı insanı mağdur yani bu konuda abi. Gerçekten peki, ben bir çaybaşı olarak. Videomuz hazır mı? Kısa VTR vardı. Sayın Hilmi Bey'in İlküvez ziyareti esnasında çekilmiş ilginç bir görüntü var. O görüntüyü bir ekrana alalım, onun akabinde devam edelim. Bizi kurtar bizi. Başka çözüm yok, bizi kurtar. Bizi kurtarmanı istiyoruz biz. Bizi bu çöp yapalım. Seni yetten bizi bir sene sen yap buradan. Herkes konuşun. Yok şimdi kamyon gelemez. Kamyon var mı? Görelim dedim. Tamam mı? Biz burayı çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Sen nasıl yok?
Çekil lan buradan hocam. Arkadaşlar. Evet. Yunus abi. Yunus Bey, az önceki video gerçekten beni duygulandırdı. Çünkü oradaki 27 günden beri bekleyen oradaki teyzemi iyi hatırlıyorum. 90 yaşında bir teyzemiz. Yani sırtındaki ay yıldız bayrağımızla oraya gelmiş. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den neredeyse ayaklarına kapanacak. Yani öpecek. Yani neden? Çünkü oradaki çöpün kaldırılması için mücadele veriyor. Yani rica ediyor Hilmi Başkan'a. Yani artık bu sesi, yani samimi şekilde söylüyorum. Artık bu çöpü, bu pisliği kaldırın. Yani artık yeter. Yani bu... Bir an önce kalkar inşallah. Evet inşallah. İnşallah kalkacağına inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur. İsa abiye döneceğim. Ama onun öncesinde yorum yazıyorsunuz. İnanın yorumları okuyamıyorum, yetiştiremiyorum. Aşırı derecede hızlı gelen yorumlar var. İzlediğiniz için, yorum attığınız için çok teşekkür ediyorum ama yorumlar okunmuyor diye de yorumsuz kalmayın. Yorumlarınızı devam edebilirsiniz. Nihayetinde bu program sonrasında illaki okunacak, değerlendirimler alınacaktır. Ve izlediğiniz şu anki programı sosyal medya üzerinden ne kadar çok paylaşırsanız o kadar memnun olacağım sizden. İsa abiye dönüyorum ben şimdi. Yunus Bey, benim tüm yetkililerden ricam şu. Bir insanın baş ağrıyorsa baş ağrısı hapı verirsiniz. İşte ne bileyim, midesi ağrıyorsa mide ilacı verirsiniz. Şimdi midesi ağrıyan bir adama baş ağrısı hapı verirseniz bu fayda etmez. Bir bebeğin annesinden süt istemesi kadar doğal bir hak olabilir mi? En doğal hak. Evet. Ya lütfen. Yalvarıyorum bak buradan. Şu olayın içinde başka bir şey arama. Biz anayasaya bile girmiş temiz su içme hakkını istiyoruz ya. Siz şu anda gaspçı durumdasınız. Siz şu anda işgalci durumdasınız. Çünkü bizim temiz suyumuzu gasp ettiniz. Temiz havamızı gasp ettiniz. Dönün yanlıştan. Çünkü bu ülke, bu devlet ileride bu kaynakların kirlenmemesi için uğraşan insanlara bir gün gelecek teşekkür edecek. Burayı böyle, burası öyle hikayeden bir yer değil. Burası Kurtuluş Savaşı'nda önce Ermeni çetelerinin ve Yavur Tepesi vardır bilir orada duranlar. Ermeni çetelerinin konakladığı bir yer, kamp kurduğu bir yer. Hala yaşam alanları orada var. Bizim işte yaşlılarımız o Ermeni çetelerinin neler yaptığını hep anlattılar bize hala. İşte 450 yıl önce hemen 800 metre öbür tarafında Kızlar Yaylası. Amazon kızlarının, Amazon savaşçı kadınlarının konakladığı bir hala yaşam alanları orada. Ve kendi adlarında da yayaları da var. Ama yaylamız, bunu samimiyetle söylüyorum. Ne Ermeni çetelerinin zamanında böyle zulüm gördü. Ne Amazon savaşçı kadınların zamanında böyle zulüm gördü. Yani şu anda zulüm görüyoruz gerçekten. Hak falan aramıyoruz. Ya bir hakkımız var, bir içme suyu. Sadece biz, az önceki örneği şundan verdim. Buradaki insanların sadece suyu için, havası için uğraştığını bilin. Burada ne bir grup, ne bir örgüt, ne bir dernek, ne bir sendika, ne birilerin finansal ettiği bir hareket yok. Burada evinden kalkıp oraya ben suyumu buraya çöpümü döktürmem diyen insanlar var. Lütfen yetkililerden şunu rica ediyorum. Ya gelin şu tesisi önce bir doğru koyun. Eğer tesisi doğru koyarsalar tedavisi mi? Tesisi doğru koyarsalar yapılan yanlışı onlar görecek zaten. Bunu Ahmet yapmış, Mehmet yapmışında değiliz biz. Burada bir yanlış yapılmış. Bunu evet. Kim yaptıysa. Sen bu yapılan yanlışı savunmak zorunda değilsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten insanların kendi halkına zulmettiği görülmemiş. Bu bir zulüm. Bu bir zulüm.
Şu anda orada nöbet tutan arkadaşlar oraya giderken suyu evinden götürüyor, marketten götürüyor ya. Buraya ordunun çoğu yerinden gelen, Ünye'den, Çaybaşı'ndan yukarıya pikniğe çıkan insan bardağını yanına alır. Kepçeli Pınarı'ndan ben bir bardak su içeceğim diye gelirdi ya. Ya ne oldu da bugün siz yukarıya gelirken çözüm için gelen arkadaşlar da öyle. Ya en azından yalandan yere tutun da bak ben içiyorum suyu de bir bardak su için ya. Yalandan için. Yani inanmasak da için. Arabaların arkasında market diyor. Koy koy. Yani şunu söylüyorum. Bizi en çok üzen şu. Ya biz burada havamız kirlenmesini istiyoruz. Ünye'nin suyu kirlenmesini istiyoruz. Çaybaşı'nın suyu kirlenmesin. Ordu'nun okşeni bitmesini istiyoruz. Biz İkizce'nin suyu kirlenmesini istiyoruz. Onun için şunu tekrar tekrar ısrar ediyorum. Sözümü de kapatacağım. Biz orada, o halk orada sadece temiz suyunu içebilmek için, temiz havayı alabilmek için mücadele ediyor. Yani gasp edilen hakkımızın bize verilmesini istiyoruz biz. Yoksa biz metro istemiyoruz, tramvay istemiyoruz, doğalgaz istemiyoruz. Bu arada geçmiş olsun. Dün gece Ünye'de de bir doğalgaz patlaması, Ünye'ye geçmiş olsun dileklerini de buradan iletiyorum. Sözlerimi bitiyorum. lütfen bu sorunu yetkililer artık duysun. Bunu Sağır Sultan bile duydu. O halk orada doğanın göbeğinde, suyun gözünde çöp istemiyor. O çöp oradan kalkması gerekiyor. İnşallah da sağduyu galip gelecek. O çöp oradan kalkacak. Ben bizi izleyen tüm dostlara hepinize iyi akşamlar diyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Şimdi, size de çok teşekkür ediyorum efendim. Son bir sözlerinizi alacağım. Buradan başlayayım. Mehmet Yenek'ten son sözlerini alayım. Çünkü içeriden reji de uyarıyor. Süremizi bayağı bir geçmişiz. Evet. Toparlayarak gidelim. Yunus Bey, benim buradan çağrım Ünyeli ve Çaybaşılı kardeşlerime. Şu anda Çaybaşılı kardeşlerimin açtığı musluktan çöp suyu akıyor. Lütfen onlar da aynı bizim gibi yaylamızla bizle beraber mücadele versinler. Onlara özellikle rica ediyorum. Ayrıca burada şunu söylemek istiyorum. Gelen arkadaşlar, gelen işte oradaki yetkililer bize burada Avrupa standartlarında bir arıtma yapıldığını söyleniyor. Ben şimdi onlara sorum. Şu anda bu Avrupa standartlarına yapılan arıtma faal mi? Bu arıtmanın faal olması için az çok biz de okuyoruz. 15 ila 17 derece ısıyı yakalaması gerekiyor. Biz rakım 1200'de yaşıyoruz. Rakım 1200'de 15 ila 17 derece ısı ne zaman yakalanır? Yazın bile biraz zor. İkinci bir sorum. Toparlıyorum tekrar. Dünyanın kaç bir yerinde rakım 1200'de kaç tane çöp tesisi var? Bu sorular bana yani, geliyormuş gibi evet, ama yani, sevgili izleyenler ve sevgili yetkililerimiz, bu sorular bana gelmiyor, size geliyor. Yani dünyanın yani kaç bu tane yerinde, Türkiye demiyorum bakın, dünya diyorum. Dünyanın kaç tane yerinde, kaç tane ülkesinde rakım 1200'de vahşi depolama tesisi var? Yani bizim merak ettiğimiz soruların cevabı bu. Eğer bir lütfen bir yetkili bunun üzerine alıp da bizi bilgilendirecekse, cevap verecekse kapımız onlara her zaman açıktır. Ayrıca bizi dinleyen tüm izleyicilere teşekkürlerimizi sunuyorum. Moda FM ailesine de yine teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Cezmi'ye dönüyorum. Cezmi'nin de son sözlerini alayım. Evet Yunus Bey. Çöp suyu su kaynaklarını karıştırırlar ya, bu misal. Ben bugün Kepçeli Pınar GLS'den akan suyu evimde ailemle birlikte bir bardak suyu gönül rızası için içemiyorsam, ben bugün Kepçeli Pınar yaylasından gelen suyu ahırdaki hayvanıma gönül rızası için içiremiyorsam, ben bugün yaz aylarında çoluğumla çocuğumla o yazın sıcağında o ırmaklarda serinlemek için gidemiyorsam, elbette yaylama sahip çıkarım. Bu memleket bizim. Bu devlet bizim. Bu bayrak bizim. Ben bir an önce çöp konusunda Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Gülen'in duyarlı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bizi izleyen, ekran başında izleyen tüm hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum Yunus Bey. İyi ben akşamlar. De teşekkür ediyorum. Yunus kardeşime dönüyorum. Abi benim son sözüm şu olacak. Bu tesis 2012 yılında başladı. Böyle silsile olarak devam etti. Ve bugün 2020 yılındayız. Bu çöp tesisinin oraya gelmesinde
halen bugün 2012'de başlayan tesis 2020 arasında aynı yöneticiler, aynı kişiler, sadece figüranlar biraz değişti. Biz burada suçlu aramıyoruz şey olarak. Ya burada bir yanlış var. Tabiri caizse bir tane tabiri söyleyeceğim. Bu Kur'an ayeti değil. Değişmez diye bir şey yok yani. Yani yanlışta ısrar etmemek gerekiyor. Bu yanlış olmuştur. Yanlışta ısrar ediliyor. Ben burada Hilmi Bey'in şahsen vicdanına sesleniyorum. Çok iyi bir insan olduğunu ben kendim biliyorum, düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye böyle proje olarak dehşet projeler yapmıştır. Dehşet projeler yapmıştır. Hilmi Bey'in ben hala daha doğru bilgilendirmediğini ve Hilmi Bey'e de bir tane çağrım var. Bu teşkilatını tekrar bir gözden geçirsin. Bunlar bize olduğu gibi, ya bizim ilçemizde olduğu gibi bunlar ordu geneline zarar verdiğini düşünüyorum bu arkadaşların. Ve hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet. Benim son sözüm, madem sıra geldi. Milletin gücünün üstünde güç yoktur. Yaptırım uygulama Büyükşehir, bu milletin tarihinde ihalete yer yoktur. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın sonuna geldik. İlköz için düzenlemiş olduğumuz gündem özel programında gerçekten ciddi seviyede bir izlenim vardı. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Belki de ben İlköz'de değilim ama bir parçamız yine İlköz'de geliyoruz gidiyoruz. Belki de İlköz'de geldiğimiz zaman da bir İlköz'de gibi bir artık bizi tanıdınız, ezberlediniz. Çünkü programlarımızda ağırlığı hep oraya vermiştik ama bu akşam biraz daha değişik bir boyuttan baktık İlköz'deki çöp olayına. Çöp değil, artık baskıya dönmüş artık bazı şeyler. Ben buradan Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı'na özellikle seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım, yanlış yapıyorsunuz. Burada yapılan bir yasa dışı bir eylem değil, yasa dışı bir eylemmiş gibi oradaki esnafa, halka baskı yapmak yanlıştır. Sayın Kaymakamım, çok çok yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki gücü siz orada sesini çıkarmayan, isyan etmeyen, devletine itiraz, isyan etmeyen halka karşı yanlış olarak kullanıyorsunuz. Burada yapılan bir protesto vardır. Yasalara tamamen uygun bir protestodur. Özellikle az önce Sayın Hilmi Güler'in oradaki ziyareti esnasındaki görüntülerde şunu gördük. 70-80 yaşındaki, 90 yaşındaki birini ne tutuyor? Hilmi Güler Bey'in ayağına kapanıyor. Yani bu yalvarmaktır. Başka hiçbir şey değil. Orada isyan olsaydı Hilmi Güler onun ayağına kapanırdı. Tam tersi olurdu. Ama 80-90 yaşındaki bir kadın orada Türk bayrağıyla, sırtındaki Türk bayrağıyla beraber Hilmi Bey'in ayağına kapanıyor. Burada yasa dışı bir olay yok. Şimdi diyoruz yani, az önce de ben arkadaşıma da sordum. Galeyana geliyor musunuz? Kim galeyana gelir? Gençler galeyana gelebilir. Amenna. Yaş itibariyle gelebilirler. Doğal olarak kadınlar da galeyana gelebilirler. Ama bakıyorsunuz o görüntüde kişinin muhatabı olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey ve hiçbir kadın orada isyan etmiyor. Ona yuhalama yapmıyor. Tamamen dertlerini anlatıyorlar. Sıkıntılarını anlatıyorlar ve yalvarıyorlar. Böyle bir pozisyonda alt kademedeki çok bilmiş kişiler, Sayın İlçe Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, lütfen yapmış olduğunuz tamamen yanlış bir şey. Burada halkın üzerine baskı uygulayarak siz halkı galeyana getiriyorsunuz. Siz halkı ayrıştırıyorsunuz. Devlet de halkı ayrıştırıyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz uygulama, Sayın Kaymakamım bugün buradasınız, çay başındasınız. Yarın Güneydoğu'ya, Doğu'ya gittiğiniz zaman da aynı uygulama yapabilecek misiniz? Merak ediyorum, çok merak ediyorum. Yanlış bir uygulama yapıyorsunuz. İnşallah bu uygulamanın yanlış olduğunu farkına varırsınız. Çünkü bugün bir İlköz gibi beldede, bir mahallede faal olması gereken benzin istasyonu kapalı. İlköz gibi bir mahallede yapılan alışverişten gidecek olan erzak yukarıya eylem bölgesine gidiyor diye o markete, bakkala, esnafa ceza uygulamanız tamamen yanlış bir uygulama. İnşallah bu uygulamanın yanlış olduğunu bir an önce anlarsınız. Ne devletin memuruna ne o halkın esnafına baskı yapmazsınız. Bu yanlış uygulamanın bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Sayın Hilmi Güler Bey'in de bu konuya bir an önce çözüm bulacağından eminiz. Çünkü biz yaklaşık 1,5-2 aydan beri bu programlar üzerine ağırlık verdik belki ama oradaki esnaflarımız, halkımız, vatandaşımız bize yoğun talebi var. Bizi ekrana çıkarın, bizi ifademizi aktarmamıza yardımcı olun diye.
ve biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Ve bu programlar süresince hiçbir şekilde hiçbir kimsenin hiçbir resmi makama ne bir saygısızlığını gördük, ne bir aşırı itirazını, isyanını gördük. Sadece bu insanlar içindeki duygularını sizlere aktarıyorlar. İnşallah bu duyguları almışsınızdır diyorum. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Mesajlarımız gitmesi gereken yere gitmiştir diye umuyorum efendim. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hayırlı akşamlar.